Herkese merhabalar. Golden Week Kocaeli'nin 4. programı, korona özel programına hoş geldiniz diyorum. Bugün 3 değerli kaptan var yanımda. Aynı zamanda yayının içinde başka konuklarımız da olacak yayına katılan. Öncelikle kaptanlara hoş geldin diyorum. Şimdi burada en yaşı olan Mesut'tur herhalde. Mesut hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk abi. Merhabalar. Herkese iyi. 23. En yaşlımız Mesut 23 yaşında galiba. Bilmiyorum ama Fırat sen de hoş geldin. Senin yaş kaçtı? Hoş bulduk. Ben de 23'üm abi. Ben elçi olarak yayındayım şu anlık. Öyle mi? Valla bugün gençleri topladık. Gençlerle goy goy yapacağız. Makara yapacağız. Ufuk hoş geldin. Plajolu kaptanı. Hoş bulduk abi. Formasını da giymiş. Mesut formasız çıkmış ama neyse idare. Abi Ufuk kaç yaşındaydı? 21 kardeşim. Ha, çocuk çocuğu yayına alıyor lan. Sokağa çıkma yasağı kondu ya. Ufuk 10 günle yırttı. 10 günle 24 gün yırttık. Kaçtı senin doğum tarihi Ufuk? Aralık 99 abi. Aralık 99 yani 2000 olsa çıkamıyordu sokağa. Öyle çok bir şanslı. Söz konusu. En genç belki de en genç yani belki kesin en genç kaptan Ufuk'tur herhalde ligimizde. Beyler bu arada Eren de yayınımıza katılıyor Gulfstar kaptanlarından. Ellerimi kaldırırım abi gelsin abi. Ellerini kaldırırsın da yani gelmeden önce neler söyledin artık? Bak abi lütfen. birbirimize düşüreceğiz yakışmıyor abi sana bana. Vallahi gitar, bilmiyorum lütfen. Ama yayına katılınca birazcık gıybetini yapacağız artık. Eren daha da çok futbol özlemiştir sizden diye düşünüyorum. Onun bile cezası da var. Zamanından yani bayağı da bir süre cezalı devam edecek sanırım lige. Nasıl gidiyor karantina günleri? Şimdi Gulfstar'dan başlayacağım. Daha doğrusu Eren geleceği için Gulfstar'dan başlamayayım. Mesut'tan başlayayım. Mesut nasıl gidiyor karantina günleri? Eczacısın, çalışmaya devam ediyorsun. Neler abi bizde aynı devam. Sıkıldınız mı? Aynı devam. Özlediniz mi? Futbolu aşırı özledik. Her geçen gün daha da özlem duyuyoruz. Bir an önce bu virüsün bitip bir an önce liglerin başlamasını, halı sahalara dönme istiyoruz. Takım olarak herkes sabırsız şu an. Herkes evinde bir şey yapıyor, spor yapıyor. Formdan düşmemeye çalışıyoruz. Lig başlayınca daha güzel olacak inşallah. Futbola hırslı bir şekilde şu anlık evde kalmaya devam. Evet, bu arada Eren'in sesle alakalı problemi var. Sesi gelmiyor. Bilmiyorum Eren bizi duyabiliyor musun? Sanırım bizi de duyamıyor. Evet şu an yapılandırma yapılıyor. Biraz sonra aramızda olur diye düşünüyorum. Eren gelene kadar Fırat'a dönmeyeyim. Sonuçta bu ustaları değerlendireceğiz biraz sonra. Ufuk sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor karantina günleri? Bir kadarıyla... İyi abi ne yapalım? Full CS oynuyoruz. Herkes evinde CS, MS ne bulursak oyunu oynuyoruz artık. Mükemmel bir yasak gelmeden top oynamaya çıkalım dedik öyle bir. Bir tane saha varmış. Evde Kuruş Çeşme'nin üstünde. Orada bir top oynadık kendi aramızda. Abi takım yanıyor. Yanıyor mu? Kaç maç diye yanıyor yani top oynamak için. Bakalım çok sağlam döneceğimizi düşünüyorum. Görüntü gelmedi mi ya? Evet. Geldi. Eren şu anda geldi Eren görüntünde sesini de şu anda alabildik. Hoş geldin yayınımıza. Sağ olun. Hoş bulduk abi. Ufuk kardeşim sözünü kestim kusura bakma. Sıkıntı yok abi. Eren, senin gıybetini çok yaptık gelmeden önce. Gelmez dediler, yalancıdır dediler, coşkundan beter dediler. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya bizde yalan olmaz abi. Olmuşsa da yanlışlıkla olmuştu. Bazen oluyor. Oluyor mu bazen? Hayır, Eren abi. Benim telefonumu açmadın. Bazen, benim telefonumu açmadın. Fırat'ın telefonunu da açmadın. Abi bak yeni yıkandım. Bak kafamı biliyor musun? Bak yeni saçlarımı fönledim. Fönleyemedim bile bak. Öyle havluyla yıkadım geldim yani. Tamam ben onda değilim. Şundayım. Şimdi seni ben aradım açmadın. Yayın için sözleşmiştik seninle. Açmadın. Fırat da aradı. Tamam. Fırat da açmadın. Ama önce Fırat'a döndün. Onun nedenini öğrenmek istiyorum. Önce sana döndüm abi. Yok önce Fırat'a döndüm. Ben gördüm bunu. Hayır sana seni aradım abi açmadın. Sonra Fırat'ı aradım sonra tekrar seni aradım. Gördüğün gibi Fırat herkes değerini bilecek yani kardeşim. Eren abi o zaman ben soracağım sana. Hayırdır? Ayıp değil mi senin bu yaptığın? Ruhlar karıştı. 2 dakika bir savaş çıkardı. Bak formanı da giymemişsin. Git içeri formanı giy öyle gel. Bu arada... Yok. Kardeşim benim şöyle bir durum var. Şimdi doğru söylüyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle, böyle bir organizasyon yapacağız. Gelir misin? Gelirim dedim.
Ya bahçeye düştüm, temizledim. Ondan sonra duşa falan girince duymadım o ara telefonunu. Aramış. Ondan sonra ilk ona döndüm, anladın mı? Allah kaçırdık mı falan filan. Kaldı gibidir zaten bana. Ondan ötürü yani. Fırat. Bu arada sesle alakalı, internetle alakalı bir sıkıntı yaşıyorsun Eren. Bazen sesini zor alıyoruz. Daha fazla iyi çekmiyor biliyor musun? Ondan ötürü galiba ya. Yani daha böyle yayının devamında rahat olabilmemiz için daha böyle sağlıklı bir yayın alabileceğimiz bir yere geçersen daha sıkıntı iyi olur. Amaç tamamen goy goy. Bugün gençleri bir araya toplayalım dedik. Gençlerle makara yapalım dedik. Öncelikle ben ligin şu an sıralamasına baktığım zaman Gulsuzları diğer takımların üstünde görüyorum, diğer katılan takımların. Ondan başlayacağım. Eren, Fırat nasıl gidiyor? Yani önce Eren'den başlayayım sonra Fırat'a döneyim. Nasıl gidiyor lig? Gulsuzların durumu şu an 17 puanla 3. sırada. Bir de puan silme cezası almıştı. Normalde 20 puanla lider olabilirdi. İyi bir sezon geçiriyor diye düşünüyorum Gulsuzlar. Neler düşünüyorsun? Abi öncelikle ben zaten takımıma güvenerek bir yola çıktım. Burada birkaç tane transfer görüşmesi yaptık daha lig başlamadan. Fırat kardeşim de sağ olsun, biz onunla görüştüğümüzde abi sen varsan ben her yere gelirim dedi. Buradan ona da çok teşekkür ediyorum. Benimle bu yolda yürüdüğü için. Şanssız ki kötü bir olay yaşadık. Yaşanmasını istemeyeceğim. Benim sahalarda kavga ettiğim görmemiştir abi. Çok nadirdir yani, anladın mı? Çok farklı şeyler, şanssız bir olay yaşadık. Bundan ötürü takımımı yalnız bıraktım. Biraz kendime kızıyorum açıkçası bu konudan dolayı. Bunun neticesinde alınan sonuçlardan birazcık memnunum. Benle olan sonuçlardan memnunum ama benden sonraki sonuçlardan biraz hayıflanıyorum takımıma karşı. Çünkü niye? Tabii kendimi övmek için söylemiyorum. Benim takımımda gördüğüm ve izlediğim kadarıyla benden sonra eksikliğim hissedildiğini düşünüyorum. Bu kendi benim kendi şahsi düşüncem. Takım olarak bir hedefimiz var sonunda. Yani nasip olursa bu yolda şampiyon olmak istiyoruz ama sonuçta Golden League'de gayet güçlü bir statü var. Güçlü bir lig var. Yani evet. Rakiplerin hiçbirisi kolay hafife alınacak bir rakip değil yani. Oynanacak top sahada oynanıyor. Sonuçta herkesler döküyor. Herkes kazanmak istiyor. Ama bunun sonucunda iyi oynayan, daha iyi top yapan, daha iyi gol yollarında başarılı olanlar şampiyonluğa ulaşıyor. Bizim de hedefimiz bunlardan bir tanesi tabii ki şampiyon olmak. Ama dediğim gibi lig uzun, maraton uzun ve bunun sonucunda güçlü takımlarla da yapacağız. Daha bizim MBF olsun, daha sonra Batspor olsun, daha sonra sayamadım Bostanlar var. Güçlü rakip olarak Erbay var. Yani çok Erbay var. Evet. Kaliteli topçulardan oluşuyor. Erbay da çok sağlam. Ya benim de şimdi şu transfer sezonu açılırsa eğer inşallah birkaç tane takviye yapmayı düşünüyorum Allah'ın izniyle takıma. Hayırlı. Bakalım bir Gökhan gibi, bir Fırat gibi bir iki tane daha topçu arkadaşım var. Sağ olsun onlardan istekte bulundum. Benim yokluğumu aratmayacak seviyede bir iki topçu daha alacağım inşallah. Vallahi ben şimdi burada sevdiğimden söylemeyeyim ama birazcık pohpohlamam lazım. Gökhan ve Fırat gibi topçuyu zor bulursun bence. Çünkü onların oyun yeteneklerini bir tarafa bırakırsak bir de o ciğerden oynama alışkanlıkları var. Özellikle Fırat'ta evet. Çok var o. Yani evet. Gerçekten maçı yaşıyor, attı gidiyor. Acayip bir sürat zaten, hırs var. Fırat sana döneyim Gulstar'la olarak değerlendirme. Adam hırs gibi ya. Fırat atom karınca ya. Abi şöyle söyleyeyim. Kiloyu kasa çevireceğiz. O kolay iş abi. Ben şunu söyleyeceğim. Eren abi burada her şey kendisinin gibi ya anlatıyor ama öyle bir şey yok. Evet. Eren'le yayın sıkıntısı devam ediyor. Fırat seni dinleyelim. Aynen. Diyorum ki abi Eren abi öyle her şeyi kendisinki gibi anlatıyor ama burada bir takımız biz yani. Hani bir karar alındığı zaman takım içerisinde görüşülüp karar verilip en sonuca varılıyor. Şu an biz mesela iki haftadır, üç haftadır top oynamıyoruz ama sürekli WhatsApp konuşmaları olsun, makara muhabbetler çok güzel şekilde dönüyor. Yani bir aile ortamına ulaştığımızın belirtisi bu yani. Bu yüzden zaten ümitliyiz. Hani bir şey gelirse bu sene gelir diye düşünüyoruz açıkçası. Onun harici yani Eren abinin eksikliğini hissettiğimizi de düşünmüyorum abi. Yani sonuçta Eren abi yokken Les Kessel'ı yendik.
Adamlar lider durumda, yani liderliği oynayan bir takım. İyi takımları var. Onların da 3-4 tane eksiği vardı. Tabii bizim de 3-4 tane eksiğimiz vardı. Bir Anadolu beraberliği var galiba. Belki o... Evet. İşte hesabını... o maç ben yoktum abi. Senin eksikliğin daha çok hissediliyor o zaman. Ya abi estağfurullah. Tabii ki öyle. Burak ben abi. Yalan da var. O ara yalan da var tabii. Vallahi şunu söyleyeceğim. Sizin Las Casas maçını ben anlatmıştım. Bence çok iyi futbol oynadınız Las Casas maçında. Hani maçı ben bir keresinde Ceren'e bayıldım. Yani ilk defa belki de yukarıdan canlı gözle seyrettim onu. Ceren çok hoşuma gitti. Oyuncu olarak çok futbolu biliyor. Eren'in eksikliğini o maçta da hissettiniz kazanmanıza rağmen. Onu söyleyeyim çünkü ya çok atak. İşin şakası zaten abi. Metin dünyaları çıkardı yani. Ama yine de çok güçlü bir takımsınız Eren yokken de bence. Öyle abi ama yani her takımın eksik noktaları var. Yani hani karşı takım da rakip de eksikti. Yani ama tam kadro olursa evet. Güzel, daha güzel bir maç çıkarmak bizim daha işimize gelirdi. En azından çok iyi olur. Kendi gücümüzü de ölçerdik. Yani hani Eren abi artık buradan umarım bir ders çıkartır. Her insan hata yapar. Biz onu affettik. Kendi içimize aldık. Hayır bir de şöyle bir yani... şey. Affettiniz yani. Gel başımı okşa. Gel başımı da okşa da ben tamam oldum. Hayır şöyle bir şey var. Senin gibi topçular getirirse kendi cezası bittiği zaman da formayı göremez yani. O da var. Ya abi ben anlamadım zaten. Sıkıntı yok abi. İzlemeye de razıyım. No problem. Başta ben cesaret... zaten takımda oynasın. Ben oynamayayım ya. Bu medeni cesaret nereden geliyor ona ben anlamadım zaten abi. Bana da öyle geliyor. Peki ben biraz da Mesut'a dönmek istiyorum. Mesut senin karantina günlerinde çalışmaya devam ediyorsun malum. Aynen. Biraz aynen sonra, abi. Biraz sonra tekrar şeye döneceğiz bu arada. Bulls'lara döneceğiz. İzmit Gençler Birliği 10. sırada şu an 11 puanla. Bence kazanmanız gereken bazı maçları da kazanamadığınızı düşünüyorum ben. Yani hak etmiş olmanıza rağmen. Bir şekilde berabere biten de epey maçınız var. 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet de şu an sıralanıyor. Nasıl bir 8 hafta geçti? Neler düşünüyorsun? Şaşırtıcı performanslarınız var benim için. Geçen haftalar güzeldi. Bazı talihsizlikler yaşadık bazı maçlarda. Son maçımız olsun. Başiskele maçı, Zubanban maçı. Son dakikada kaybettiğimiz maçlar evet. Bunlar. Son dakika yediğimiz goller. Onun dışında Las Casas Körfez maçı çok kötüydü bizim için. 7-1. O maçta da bir bütün olamadık. Ya çok, ama çok... rakip de tabii hakkını vermek lazım. Çünkü iyi top oynadı. Ya çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Yani bilmiyorum katılacak mısınız? Las Casas'la 7-0 kaybettiğiniz maçtaki kadronuza bakıyorum. Yani Onur Türk var. Tam kadro. Tam kadro. Hayır. 7-0 kaybediyorsun. Hayır. Ve o hafta oynanan bir diğer maç var. Ayek Çoban Bakkal. Çoban Bakkal da Ayek'e karşı çok iyi bir performansla maçı kazanıyor. Ondan sonraki hafta İzmit Gençler Birliği ile şey oynuyor. Çoban Bakkal. Ve Çoban Bakkal İzmit Gençler Birliği tam kadro olmamasına rağmen bence Çoban Bakkal'dan çok üstün bir oyunla maçı kazanıyor. Yani 4-3 bitiyor ama evet. Gençler Birliği çok daha üstün oynuyor. Yani bu iş, oyuncu işi de değil anladığım kadarıyla. Ya bizim ya biraz bütünlük işi şöyle söyleyeyim o Çoban Bakkal kadrosundaki 7 kişi yaklaşık 5-6 senedir beraber oynayan insanlar. Evet. Uzun süredir aynı mahalle çocuklar. Önceki maçta Las Casas maçında Onur abi olsun Yusuf olsun onu da yeni transferlerimizdi. İlk defa beraber oynadılar. Ayak uyduramadık birbirimize. Geri gelirken olsun, ileri giderken olsun. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Tabii onlar da daha sonradan takıma ayak uydurdular. Beraber idmanlar olsun, maçlar olsun derken. Ama o oynayan, sürekli oynayan 7 kişi ayrı benim işim her zaman. Yani zaten o kadroya Çoban Bakkal maçındaki. Evet. İsa, Mehmet, Mesut, Muhammed, Yusuf ve nadir çıkmışsınız. Yani şey olarak baktığı zaman kemikleşmiş İzmit Gençler Birliği. Yani KVK Gençler Birliği kadrosu. Aynen. Aynen. Diğer tarafta belki oyuncu kalitesi artıyor ama uyum herhalde sıkıntı oluyor. Nasıl bir yol... Oyunla bir sıkıntı. Nasıl bir yol izleyeceksiniz bundan sonraki süreçte? Yani bu oyuncuları takıma monte edeceksiniz. Yoksa eski ham kadro... Kalacak bize yani
kendileri istediği sürece tabii bizde kalacaklar. Ama eski kadronun yerine hiçbiri tutamayacağı için. Zaten eski kadromuz her zaman beraber olduğumuz için o kadronun bir ayrıcalığı var. O kadrodan biri her türlü geliyorsa başka birini çağırmam ben. Yani ben değil, diğer arkadaşlarım da istemez zaten. Biz toplu şekilde karar veren bir takımız. Yani benim gözümde de en iyi kadromuz odur yani. Başka bir şey değil. Ama tabii birkaç takviye daha olacak. Birkaç sürprizim olacak sizlere. Öyle mi? Bize heyecanlandırdı. Eren, bu arada ama Fırat deminden beri sallıyor. Bu nasıl forma? Kuru kafadan forma mı olur falan diye. Yani... Ya onu çizgi film izleyen birisi yaptırmış abi. Onu çok çizgi film izlemiş bir tanesi biliyor musun? Bak benim yaptırdığım formada kuru kafa yok. Görüyor musun? Bak Ay Yıldız var. Evet. Abi oynayacaksan ben bunun için oynarım. Kuru kafa nedir ya? Fırat sallıyor. Bravo Eren abi. Kaptan olup da hiç elini taşın altına sokmuyormuşsun yani. Hiç forma yap. Abi hiç ya. Vallahi yok ya. Allah beni yiyor bu abi. Bak ben bir şey söyleyeceğim. O takımda benim kadar konuşan kimse yok. Biliyor musun? Bir şeyler konuşma yaptırmak konu. Konu. Abi sana bir şey diyeyim mi? Barış abi. Bir şeyler yaptırmak bak, için. Bak milletlik başlayınca kilo verir. Eren abi kilo aldı ya. Böyle şey olur abi. Kilo almadım oğlum. Aynıyız lan. Yani diyorlar ki hiç kaptanlar taşın altına elini sokmuyor. Eren abi hep konuşuyor. Hiç icraat yok. Bir forma gelmedi. Kuru kafalarla top oynuyoruz diyor. Ya bak biz şey maçından sonra bu 9. hafta 10. hafta transfer sezonundan sonra forma yaptıracaktık. O ara benim olaylar patlak verince maçtan sonra bak yemin ediyorum maçtan sonra açıklayacaksın. Haftaya şu mavi forma var ya Fırat. Aynen abi hocam. Mavi formayı yaptırmayı düşünüyorduk. Tamam mı? Ondan sonra benim olaylarım patlak verdi. O kavga dövüş muhabbeti. Daha sonra yan yattı çamura battı. Öyle diyeyim ben sana. Yalan da var. Onun haftaya gelmedik ya. Belki açık ondan sonra dediğim gibi işte şeylere söylüyorum oğlum. Bizim başkanlara söylüyorum. Bakalım işte şu bir açılsın. Şu korona mıdır nedir la? Lanet olası şey bir giderse. Ufuk diyor ki bizde. İnşallah. Hazır Fırat diyor. Abi biz bir sezona bir takım Allah Allah be. O takım da o sezon biter. Öyle abi. Efendim Fırat bir daha söyler misin? Diyorum abi teklifi iyiyse düşünebilirim. Ufuk nasıl gidiyor plaj yolu? Yani plaj yolu gitmiyor tabii yani lig durdu da bir futbol açlığı var. Bir dakika abi ben lafını keseceğim ama burada. Buyur. Az önceki tabii şakaydı abi biz sonuçta Eren abiyle bir yola baş koyduk. Eren abi nereye? Biz oraya. Tabii kendine biraz çekilmesi Eren abi lazım. Eren'i de alalım. Eren abi alalım seni de. Eren abiyi alsan Emin abi var oğlum. Emin abiyi nasıl bırakacağız? Oğlum, onu da alalım. onu da alalım. Anladığım kadarıyla sen Zurna'nın son deliğisin Fırat. Ya abi Zurna'da delik bile değilim ben. Bizim Zurna'nın delikleri benden daha kalın. Öyle mi? Öyle abi. Ama işlerini yapmıyorlar diyorlar ya. Kuru kafalarla falan top oynuyormuşsunuz. Abi olsun işte abi, ben canları... buna çok kızdım biliyor musun? Hani dedim ki bu kim ya dedim böyle. Çizgi film izleyip gelmiş forma yaptırmış dedim. Allah aşkına kuru kafa diye şey mi olur dedim ya. Gene de canları sağ olsun abi abilerimin. Ya yine sonuçta... evet canları sağ olsun. Sıkıntı yok. Bak sıkıntı abi, yok. Önemli olan sonuçta formayı giyip sahaya çıkıyoruz mu çıkıyoruz. No problem. Ama yani arama ne bileyim biraz benim de çok garibime gitti yani. Eren abi o armanın sebebi şey abi büyük ihtimal. Kocaespor'un tribünlerinde Gulf diye bir şey var, oluşum var. Bir aynen oluşum. Aynen. O Gulf'ün amblemi o. Normalde kuru kafa oradan geliyor yani. Çizgi film izlemeye bizim gerçek Kocaesporlu kardeşlerimiz var tamam mı? Bunlar çok fazla maça gidince kendilerini çok kaptırıyorlar. Onu buraya da taşımak istediler. Taşıyamadılar. Yani taşıdılar da. Keşke şey olarak taşısaydılar. Ne bileyim bayrak olarak taşısaydılar. Sıkıntı yok ama logo olarak taşıyamadılar. Sıkıntı olmuyor. Neyse abi Barış abi sen devam et istiyorsan. Plaj yolundan girmiştin abi. Evet ufak sözü veriyordum. Ya aslında muhabbetin de öyle bir akıcılığı yok. Yani şey sıralaması yok. Biz tamamen goy goy amaçlı burada. Herkes istediği zaman söze girebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ufuk nasıl geçiyor? Yani plaj yolu... Ufuk şöyle onu söyleyeyim. Edirne'de okuyor. Okullar tatil oldu diye maç oynayacağım moduyla İzmit'e bir koşusu var. Ama geliyor, ligler de erteleniyor. Hepten kaldı böyle formasıyla. Ne düşünüyorsun Ufuk? Ne olacak bu işler? Abi büyük umutlarla geldik. En son gelişimizde. Ondan sonra 3 gün sonra
her şey iptal oldu. Tabii o üç gün içinde biz yine M5'li olsun, normal kendi aramızda olsun maçlarımızı yaptık da tabii hiçbir lig içi gibi hava vermiyor, tat vermiyor. Takıma dönecek olursak takım aç. Hani futbolu aç. Hani her zaman Plajolu'nun eksik kadrosuyla bilinen Plajolu değil yani. Ondan... Afo bir şey diyeceğim, lafını keseyim de. Sizin ileride Murat Akçay vardı değil mi? Bekler Sakallıoğlu var ileride. Yo, sağda solda Murat var yani bizim Akçay. Sağda Murat Akçay. Moruk, sizin takım sadece maç olarak aç değil ama. Her şekil aç. Oğlum. Var var öyle. O yani abi hani herkes futbolu bekliyor şu an. İçimizde olan durum belli. Turgut transferini de gerçekleştirdiniz bildiğim kadarıyla. Transferlerimiz var. Şu an sadece Turgut'a çıktık. Hani Bartu'yu da söyleyelim. Bartu Korkmaz kardeşimizi de aldık. Yine transferlerimiz olacak. Şu an sadece iki tanesi biliniyor. Transfer dönemi de açık olmadığı için. Biz de kim o transferler? Turgut. Abi görürüz açıldığı zaman. Biri Turgut. Onu tanıyorsun. Bir de Bartu. Tanımaz. Bartu diye bizim mahalleden bir çocuk. Diğerlerinde transfer açılınca artık paylaşırız. Yalnız Fırat, Golden League harbiden çok sağlam oldu ya. Fırat, sana bir şey soracağım. Buyur abi. Kadronda 3 tane lisanslı var. Evet abi. Bir tanesi Turgut, bir tanesi Akçay, bir tanesi Berat. Hangi ikilisini oynatırdın? Abi şimdi bu olaya bana sorarsan ben duygusal bakarım açıkçası. Yani ama duygusal konuyu bir yere bıraksak yani. Şöyle bir düşündüğümde şimdi takımın yapısına bir bakıyorum abi sizin. Kaleci sağlam. Defans ikilin Ufuk'la neydi arkadaşın adı abi? Kayra var. Yani ikisini kullanacaksın. Ne bileyim abi yani. Berat da Turgut aynı stil oyuncu şimdi. İkisini de aynı yere koy. Defansif orta saha veya orta sahanın ortası. Hani Berat biraz daha ısıran topçu. Hani karşındaki takıma bağlı diyeyim abi ya. Ya karşındaki takım mücadele edeceğim takımsa çok hırs şey adı nedir? Yani ısırmam gerekiyorsa o takıma Berat'ı oynatırım. Berat'la Murat'ı atarım. Ama uzaktan vuracağım bir takımsa koyarım Turgut'u orta sahaya. Yanına Berat ya da Murat. Fırat, lafını da keseceğim. Unutma diyeceğini. Ya Berat'ın ben ne oynadığını ben kesemedim sizin takımda abi. Forvet mi oynuyor, defans mı oynuyor, orta saha mı oynuyor? Bizim maçta stoper oynamıştı. Aynen. Biz de daha bilmiyoruz abi ne oynadığını. Kendi de bir kesemem ben de biz de bilmiyoruz daha ne oynadığını. Ama Berat'ın... Joker olarak kullanıyoruz biz Berat'ı daha çok. Hani her yerde oynayabilen, belli bir şey verebilen bir topçu yani. Büyük oyuncular serbest zaman, oynar. Her istediğimiz her zaman vermese de hani o potansiyeli olan bir futbolcu Berat. Hani stoper de olur, forvet de olur, orta saha da olur. Ama şu an hani 3 lisanslıdan kimin oynayacağı hala belli değil. Forma Ufuk, göre bir şey soracağım. Devam edecek bu. Evet kardeşim dinliyorum. Barış abinin mevkisi ne sizin takımda? Barış abi ben geçen gün senin ligimizin dışında rakip bulunda birkaç maçını izledim biliyor musun kalecilik yaparken. Doğrudur. Doğru ya. Onu ben bize sor Eren abi. Bize bize sor abi. Şimdi şöyle özetleyeyim. Bizim kadromuzda bir kalecimiz vardı. Plajyon'da ben oynarken diğer turnuvada. Ama kalecimiz şeydi yani her maça çağırmıyorduk yani. Kolay gördüğümüz maçlarda ben geçiyordum. Baktım işler kızışıyor. Zor maç var önümüzde. Az kaleciyi çağırıyorduk lisanssız. Hani bizim derdimiz tamamen orada keyif almaktı ama biz lige girerken de o hedefle girmiştik. Ama işler bir anda ciddileşti yani şey olduk. Şampiyonluk hayali kurulmaya başlandı falan filan. Oradan ama biz artık plaj yolundan büyük oranda elimizi eteğimizi çektik. Sadece arkadaşlar benden bir şey rica ettikleri zaman işte forma tasarımı olabilir. Bunu buradan açıklayayım. Her takım için de geçerli yani. Bugün herhangi bir takım benden herhangi bir şekilde forma tasarımı olur, logo tasarımı olur isterse onlara da yardımcı oluruz. Yani benim için önemli olan burada, emin olun buna, Antalya'ya gittiğimiz zaman, diğer koordinatörlerle yan yana geldiğimiz zaman orada gururlanmak. Hangi takımımızı gururlanacaksa o gitsin. Emin olun istediğimiz yani. Çünkü orası bambaşka. Eren abi. Buyur. Buyur kardeşim. Hani Barış abi dedi ya kolay maçlarda ben geçiyordum diye. İşte o kolay maçlarda zor maçı dönüyordu bizim için. Kaleye 3 top geliyordu 5 gol oluyordu. Doğru efendime söyleyeyim yani içeride biz... Uzaktan vurdum bu gol. Bak sana şunu söyleyeyim. Bir tane kuru çeşme maçımız var. Turgut hayatının 2 tane golünü attı. Kaleye de o maç 4 şut geldi 5-4 yenildik. Hatta Fırat kardeşim yüzünden ben de kırmızı yemiştim galiba o maç. Yanlış hatırlamıyorum. Aynen.
Yakalayamadık. Tuttuk çektik. Sana söyleyeyim. 7'de 1 penaltı istatistiğim var, onu söyleyebilirim ama. 7 penaltı. İşte bunun bundan bizim haberimiz yok. Bunu bize de söylüyor ama. O sıkıntı işte. Yok, hangi takım acaba? Ablıburun mu? Plajburun mu? Bilmiyorum ya, hangi takım oynuyor. Yani Pasifik maçı olsun, Vezir City maçı olsun, Yeşil Elma mıydı? Yok, Yeşil Elma. Yeşil Peri. Yeşil Akbil diye bir takım vardı. Belki Fırat hatırlar. 3 kesiyorum abi. O takım o şeyden yedi. Yeşil Akbil mi? Yeşil Akbil vardı. Bir kere geldiler zaten. Plajı dönüştüler gittiler. Sonra şey maçında yedim zaten. Metin Uyan atmıştı bana. Verder veremem maçı. Onu da yemiştim. Gol. Onun harici düşünmek lazım. Ben de çıkarmış onu. 7 penaltıda 1 gol yemiştim. Onu söyleyebilirim yani. İşte kaldık. Haberin olsun. Vay. 7 penaltıda 1 gol abi. İstatistik muazzam. Güzel. Ama şunu söyleyeyim abi, sana. Karşısında Eren Maraz yok ki. Bak oradan bir gol attılar. İki kim oldu. Kim attı? Fırat attı. Ne dedin lan, duymadım. Diyorum karşımda Eren Maral yoksa penaltı tutmak kolay abi. Ya tabii ben de isterdim 7'de 0 at, yani hiç yememek ama Metin Uyan attı işte. Vay birbirer. Ne yapalım, biz de az çok bir şeyler anlıyoruz. Eren abi şunu da belirteyim. Bu turnuva dahil, diğer turnuvalar da dahil, Barış abinin benim takımıma karşı, benim yani as takımıma karşı herhangi bir galibiyeti bulunmuyor abi. As diye altını çizdim bak, dikkat et. Neye karşı var desene be abi. Eren 3 abi, oldu mu abi? Eren abi 3 oldu mu? Eren abi hangi takıma karşı galibiyeti var diye sorar mısın? Ya bir şey söyleyeyim mesela o konuyla alakalı. Poseidon diye bir takım var diğer turnuvada. Hala var abi, aynen. Poseidon, Ali Uldedeoğlu'nun takımı, adamları yenemiyorduk. Yani neler yaptık denemedik. Açma o konuları. Abi onlar bize gelince, bak bize gelince işte onlar da bizi yenemiyor hiç. Hiç şansları yok onların, anladın mı? Yani öyle bir şey olmuştu ki artık fobimiz haline gelmişti ve hep onları yenmek için böyle iyi kadrolar çıkartalım. İşte hep kalecilerimiz gelsin falan filan. Bir gün öteki turnuvada şöyle bir şey var. 4 maça 10 puan muhabbeti var. Rakip bulamıyorlar. Bizden istediler. Bizde de adam yok. Hani ben geçmem lazım kaleye. Ben geçtim, yendik. Yani bu iş hakikaten birazcık böyle şans işi. Şans abi, şans. Yani futbolu şansa da ihtiyacı oluyor insanın gerçekten. Uçan, atlayan, iyi bir kaleci olduğumu zaten hiçbir zaman iddia etmedim ama çok konuşurum arkadan. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde güzeldi ya. Bazen ben de istiyorum, özlüyorum yani. Ulan bir kaleye geçeyim, şöyle biraz oynayayım ama maalesef Golden League'de öyle bir şansımız olmuyor. Maalesef takımdan beri oynayacak. Geçsem de kimsenin şikayet edeceğini zannetmiyorum zaten. Onu da söyleyeyim. Mesut. Sana bir efendim şey abi. Bu Nadir'i ne yapacağız ya? Nadir'i ne yapacağız ben de bilmiyorum abi. Vallahi çok ya, sinirli. Adam çok iyi oyuncu. Bak ben sana söyleyeyim yani. Benim için lisanslı oyuncuların arasında en iyi ilk 5'te, ilk 10'dadır yani en fazla. O kadar beğendiğim bir oyuncu. Ama anlık öfke patlamalarına çözüm bulamıyoruz ve çoğu zaman zarar dokunuyor size. Ona ben yakında ilaç ayarlayacağım abi. He, damlatacak mısın? Maça çıkmadan yapma ilaç. Ondan Eren'e de. Eren evet, abi bence abi. Eren abiye ben hiç denk gelmedim ters durumuna da. Bizim maçta olmuş herhalde bir şeyler Nadir. Eren abiye üçtüm. Evet, siz oynadınız mı Gençler Birliği'yle? Biz yendik onu. Oynadık. Ben 3-1. Ben yoktum o maç. Aynen, Mesut yoktu. Oldu mu bir yani sıkıntı? Bir Nadir'le bir diyalog şöyle bir, o kadar başka bir ya bir takımda Eren oynuyor, bir takımda Nadir oynuyor. Normal yani. Yani normal abi. Aynen. O kadar rahat ya. Ama bir şey söyleyeyim mi şimdi burada konuşuyor. Ya önemli olan maçtan sonra böyle kalabilmek benim için abi. Ben de sana en pisliği Ufuk'tur ona bakarsan. Hayda bana nereden geldi? Ufuk kadar pisliğini göremezsin yani, ben size söyleyeyim. Ufuk? Ben Ufuk'u bilmiyorum, öyle bilmiyorum ama. Oho, sen Ufuk'u hiç bilmiyorsun. Yani sana şöyle söyleyeyim. Sen bir şey yaparsın. Sen de mi ilk oynuyorsun? Abi her yerde. Şu an süper. O hakemle oynuyor genelde. Fırat biliyor, sana Bektaş'ı kitlersem sıkıntı var ha. Süperim abi ben zaten. Bektaş dediğin şey galiba değil mi?
O Arslan Bey'de stoper oynayan. Aynen. Aynen. O da stoper diye biliyorum yani. O ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ufuk'ta öyle bir şey var ki. Mesela hatırlıyor musun şey maçını Mesut? Emirhan'la Nadir'in bir pozisyonu vardı bu öteki turnuvada. Aynen Emirhan, aynen. Emirhan attırdı Nadir'i. Al sana Ufuk işte. Ufuk da yapar. Anladın mı? Aynı mı? Aynı ya. çok pis. Tırnağına basmaca var mı Ufuk? He abi duymadım. Ayak tırnağına basmaca var mı? Söylemeyeyim şimdi. Yarın bir gün karşı karşıya oynarız. Kendini sıkıntı lazım. Yani öyle bir şey. Konuşur. Diyaloğuyla rakibini sıkıntıya sokar. Gel gel der. Alırsın der. Bir kudurursun şöyle falan. Bacak arası atar. Nadir de öyle. Bacak arası atar. Döner bir daha atar falan. Yani gerçekten... Aman senle bir maç oynayalım. Bir rakip olalım Ufuk. Olalım abi. Seve seve. Hiç sıkıntı yok. Sinirini bozar yani. Bir de... Ben biraz itlerim ama bak itlerim. Kolumu kullanırım biraz. Sıkıntı yok abi. Evet Eren abi de o yani. Bak abi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Dünya yani Golden League'de gördüğüm en iyi faul alan adam. Biraz Eren ittin abi. Ya. Yok sen. Ne Eren abi? Sen onu biraz ittin ya. Gider hakeme çarpar. Hocam görmüyor musun diye. Ya yani oraya kadar sıçrar böyle anladın mı? Şimdi bizi yanlış tanıtmayın insanlar. O kadar abartın ve kurulmasınlar. Ola mı söylüyorum? Ya, abi ama bu burada benim eğer bir maçımıza denk gelirsen ben diyeceğim hocam yalan yapıyor. Aklıma yatırdın mı? Yalan da var. Yalan da var abi çok var bizde. Çocuğun günahına girmeyin abi. Lütfen. Ne günahına? Var mı onda? Bak. Abi sana bir şey. Eren abi bugün bak maç yapıyoruz. Tamam mı? Gene başka birlikte. Abi topu attım böyle tam arkası gideceğim. Arkadan şöyle bir ses geldi. Kardeşim özür dilerim yapmak zorundayım. Laf dedi parmayı çekti. Ufuk. Adam kırmızı yemeden önce özür diledi ya. Bir sana ama o. Adamına göre muhabbet be kardeşim. Yapacak bir şey yok yani. Başka bir olsa 50 kere indirmişsin. Bir sana ama başkasına öyle bir şey yok. İşte abi. Demek ki karşısındaki insanlar doğru insanlar. Evet. Bak bana bile uygun sattı maçın içinde. Ne dedim abi? Demek ki karşısındaki adamlar da sıkıntı. Oğlum ben karşısında değilim ki. Oynamıyorum. Olsun abi. Yapıyorsa doğrudur. Ufuk kardeşimin arkasındayız abi. Ben de Fırat'ın arkasındayım. Sonra Cerem'e sağır oldu ama neyse. Nereden bu abi? Artist ya. Hatırlıyorum abi. 2-3 4 maç bile kadro dışı kalmıştı. Tamam. Yok lan bir maç. 2. 2 mi? 2. Sonra da zaten Edirne'ye gitsin. Ufuk sen Edirne'de mi okuyorsun kardeşim? Aynen abi Edirne'de okuyorum. Konuşacağız onu. Aynen abi Edirne'de okuyorum. Hala öğrenme aşamasında. Ne okuyorsun öyle? Gelemedin. Abi 5'li okuyorum ya. Antrenörlük okuyorum daha 2. senem. 4 yıllık. Daha önümüzde inşallah 4 yıllık aynen. İnşallah bitirebilirsek. Mesela size şunu söyleyeyim. Melih Öztorun'u tanırsınız zaten hepiniz. Melih'le böyle muhabbeti dönüyor. Ya ben Ufuk'un futbolunu ve futbolculuğunu çok severim. Futbol ahlakını çok sevmesem de futbolunu çok severim. Mesela Melih'in söylediği bir şey var. Ufuk da bilmiyordur bunu. Bana dedi desen ki istediğini al. Ufuk mu Berat mı? Ben Ufuk'u alırım dedi. Al. Yani çok çünkü dedi ki yani joker oyuncu anladın mı? Stoper oynuyor, orta saha oynuyor. Her maça geliyor. Her zaman her şeyini veriyor. Ve çok yetenekli. Topu kaybetti. Vallahi onu bana da sorsan ben de aynısını söylerim abi. Yani eyvallah aslında abi. Kendi meziyetlerinin farkında olmadığını düşünüyorum. Bir de fazla motivasyon bazen zarar veriyor. Nadir'de yaşıyoruz onu işte. Fazla motivasyon bazen zarar veriyor gençler bir takımına da Nadir'i. Aynen. O tarz sıkıntılar var. O da gençliği işte artık. Oğuzhan'ı çok beğeniyorum ama İzmir Gençler Birliği'nde abi. Kimi? Oğuzhan o çocuk yetenekli çocuk. Oğuzhan onun numaraları var ya. O çocuğun abi lisanssız çok... olması büyük lütuf ya. Lisanssız değil mi o? Lisanssız. Transferler kapalı. Yok. Abi onu da alırsanız ne yapacağız biz? Yani... Yok kimse de yüzümüz yok ya. Yani lig içinden bir adam almaya ben karşıyım abi. Sen bize gel Eren abi. Nasıl? Sen bize gel diyorum. Eyvallah kardeşim. Ama biz de işte söz verdik. Şimdi Gustav'ı biz kurduk. Bırakırsak olmaz. Bize yakışmaz. Hatırlatırım bu lafını ileride. Sıkıntı yok abi. Eyvallah.
Bilmem ha, abi. Şeyden ötürü. Sen Lost'tan ötürü diyorsun. Ben bir şey demiyorum. Hatırlatırım ileride. Barış abi. Bırak. Sen olayları zaten biliyorsun. Bırak bu işleri. Ben hatırlatırım ileride dedim. Sen ne anladıysan. Abi Eren abine transfer mevzusu için gözlerinde dolar işareti çıktı. Hayırdır ya? Eren abinin menajeri Barış abi oğlum. Bilmiyor musun? Vallahi senin bak, için... Gerçekten bu gerçekten komikti kardeşim. Senin için Josh'tan daha yabancı diyorlar Eren. Yok abi yok. Biz de diyorum ya, ben o sana. O kadar değil diyorsun. Ya o kadar yok abi. Hani oluyordur ama yanlışlıkla oluyordur. Hani farkına varamıyoruzdur. Belki ondan dolayı ya. O kadar yani. Fazlası ama, olmaz. Abi bir şey diyeceğim. Sen seviyeyi çok yukarıdan başlattın. Josh başka bir seviye abi. Öyle. Evet o dolandırıcılık artık. Az önce Eren Coşkun'un abisi diyordun. Abi kim diyor? Bak gerçekten sen de iyice yalancı oldun. Ayıp dedi mi lan Barış abi? Ayıp değil mi lan? İnanıyor musun Eren abi? Eren abinin arkasından konuşulur mu lan? Ayıp değil mi oğlum? Bir şey diyeceğim. İnanıyor musun? Yok ben şaka yapıyorum. Ben. Aman akıyım sen de hemen... Bence inan. Abi. Bence ben inan. Bence inan abi. Kesin demişimdir. Yani bence de inan. Abi bence de inan yani. Bana inanıyorsa inan yani. Hatta yani yok Eren derdi yok bu. Eren derdi var falan. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bak yemin ediyorum bu şey muhabbeti var ya. Parayla olsa kredi çeker gene söyler. Allah çarpsın öyle abi ya. Çok yalancı abi. Ben sıkıldım artık abi Eren abinin yalanlarından ya. Bak Allah çarpsın. Barış abi aradım bugün tamam mı? Tamam kardeşim buluşacağız. 10 dakikaya aradım. Abi açılmıyor telefon. 10 dakika geçti, 15 dakika geçti yok. Abi ne oldu? Kuzenimde telefon. Bak az önce dedim ki canlı yayına katıldık işte programı çekeceğiz. Eren'e dedim ulaşılamıyor dedim. Ondan sonra döndü bana dedi ki çok normal abi dedi. Niye dedi? Açmaz abi dedi. Kaçta sözleştiniz? Şu saatte. Kesin gelmez diyor. Hiç şaşırmadım diyor yani. Ne yapıyorsun? Ama ben şaşırtmayı seviyorum işte Barış abi o evet. Sıkıntı. Ama tamam, Eren abi bir şey diyeceğim. Tamam. Hani seni sevmesem zaten kalkıp da derim abi tamam. Gelir ya sıkıntı yok falan derim. Sevdiğim için takılıyorum sana biliyorsun. Tamam. Peki arkadaşlar şimdi 40 dakikalık kotamız dolmak üzere. Az sonra tekrardan size bir link yollayacağım. O linkten yeniden programın ikinci bölümüne devam edeceğiz. Çok güzel bir sohbet oluyor. İnşallah daha da güzel olacak ikinci bölüm. Şimdilik ben ilk bölümü kapatayım. Az sonra tekrar ikinci bölümle birlikteyiz. Hadi fazla bekletme abi. Tamam abi. Sakin. Afiyet olsun Eren abi. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mesut arkadaşımız yayında değil, işi dolayısıyla yayından çıkmak zorunda kaldı. Eren Kaptan, Ufuk Kaptan ve isim vermek istemediğim takımın as başkanı Barış Gençay ile yayına devam edeceğiz. Evet Barış Gençay, siz de biliyorsunuz ki çok iyi bir takımınız var. Yeni transferleriniz de gerçekten güzel. Murat yani, buralarda var, düşünüyorsun ha. Senin olacak abi, o kadar da oynaman lazım. Nerede? Deme abi, neyse lafımı kesme. Evet abi yeni transferlerle beraber kadro yapın nasıl olacak? Hani ilk yedi nasıl düşünüyorsun? Takıma göre mi çıkacaksınız yoksa belirli bir kadronuz var mı aklınızda? Gerçekten 3 tane harika lisans oyuncunuz var. Bu konuda yani sizin yerinizde olmak gerçekten istemezdim. Ne der, ben bir şey sorabilir miyim size? İki lütfen gruplu, iki plaj yolu olarak. Gireceğiz. Size de gireceğiz. Şu an kayıttayız. Eren Bey lütfen lafı Barış Bey'e verdik. Girmeyin lütfen rica ediyorum. Herkes aslını bilsin. Buyurun Barış Bey. Yani benim tabii bir şeyim etkim yok. Burada kaptanı olan takımın yani plaj yolu takımın kaptanı orada. Aslında plaj yolu takımının kaptanı Şahin Sert'tir. Ufuk'la birlikte beraber yönetiyorlar. Yardımcı olurlar. Benim bir etkim yok. Biz futbol güzelleşsin, futbol kazansın derdindeyiz. Her zaman da öyle oldu. Bundan yalan da var. Öyle olacak. Bugüne kadar hangi turnuvada Barış Gençay'ın adını gördüyseniz o turnuvada muhakkak dürüstlük vardır. Bu gerek... Abi bu harf komikti. Bunu gerekirse Avluburun Kartepe turnuvasında başka turnuvalarda şaibeye ve endişeye meal vermez asla. Öyle. Abi sen dürüstlük var dedin ya. Bak Eren abi de kendi için ne diyor biliyor musun? Eren Varol'un adını gördünüz. Her ligde yalan vardır.
Eren ya hakikaten bu yalancılık nedir ya, herkesin diline pelesenk olmuş. Bu ya ilan... yok her şeyi baksan bu kara çocuk yok mu? Frodo mudur nedir? Kara çocuk gibi her şey abi. Yani herkes abi, şey... Abi neyimi gördün? Herkesin diline düşmüşsün artık yani. Nedir bu yalan mesela? Çok mu söylüyorsun? Yok abi estağfurullah, bizde yalan olmaz. Olursa yanlışlıkla olmuş olur. Olur ya, o kadar olur yani. Öyle diyorsun. Ufuk da çok yalan söylüyor, ben biliyorum. Özellikle maçlarda. Ufuk var mı yalancı, var mı ya Ufuk? Abi saha içinde çok var ya. Fazla var saha içinde. Saha içinde oluyor ya, herkes oluyor saha içinde. Ya yalancı olmaz abi. Birazcık başarılık var yani, öyle diyeyim ben sana. Ya böyle lan, Fırat'ı kes, bende olmazmış. Sende de var. Sende en büyüğü yalanı var hatta. Abi benim ne yalanımı gördün şimdiye kadar, Allah'ını seversen. Şimdi ben senin yalanını mı özetleyeceğim birader? İllaki söylemişsindir. Nereden bileyim? Ben de yalan olmaz abi. Hiç mahkeme çıktı halde çıkmadı dedin. Ne? Demedin yani. Abi beni bilen bilir. Ben neyse onu söylerim. Ya bırak şimdi, bana demagoji yapma abi, lan. Abi lütfen. Lütfen. Bak Barış abi orada. Beni 3 senedir tanır, 4 senedir tanır. Birebir ne yaşadıysa anlatsın. Yalan. Hayatımda abi, bunun kadar yalancısını görmedim. Şaka bir yana şunu söyleyebilirim ama Eren'in yalan konusunda Coşkun'la kıyaslıyoruz mesela burada yalancılık konusunda. Kıyaslayamazsın. Kaşarlık konusunda da Ufuk'u Coşkun'la kıyaslasak yani Ufuk'la Eren'i topla eşittir bir Coşkun Gökdemir diyor benim nazarımda. Çünkü Ufuk çok kaşardır. Coşkun ondan daha kaşardır sahanın içerisinde. Eren'in yalan... Valla ben Coşkun... Dışarıda da kaşar o, dışarıda da. Coşkun komple eski kaşar ya. Alsana onu. Çok yani, eğlenceli bir çocuk ha. Kur'an çok eğlenceli bir çocuk. Ben Coşu seviyorum ya. Evet Coşkun çocuk bakıyor şu anda. Yoğun. Birazcık hanım köylüdür arkadaş. Asla. Videolarımız beğenerek izliyoruz videolarını. Arkasından konuşturmam yok abimin. Ya hanım köylü dedik, kötü bir şey demedik ya. Karısına... Dur arkasından konuşturmam derken yayında değilken bayağı sallıyordun. Coşturuyorsun. Ya abi. Sallarım. Ben bu kadar dümenci bir insan görmedim. O değil de benim aklıma takıldı. Barış abi sen benim ne yanını mı gördün ya şimdiye kadar? Ulan ayıp değil mi? Bizden çıkıyor, bizden çıktı diyoruz. Bir daha demek yok. Size var ya insanlık yaramaz abi. Yok yok. Fırat şeydir ya. Dürüsttür saha içerisinde. Ama saha içerisinde. Evet abi. Saha içerisinde bana ne abi? Karakterli olduk da ne kazandık? Sağ içerisi dürüsttür. Ama sağ olsun kardeşim ya, Fırat'la da özel bir bağım var benim. Özel bir yakınlığım var. Ne zaman, nerede, neye ihtiyacım olsa yani bugüne kadar aramadım belki yani bir şeye ihtiyacım olduğu zaman ama arasam koşa koşa gelmez. Yardımcı olacağını biliyorum. Abi benim niye haberim yok bu bağdan? Ya, gelmez. Yok, gelir. Ben söyleyeyim. Gelir, koşa koşa gelir. Fırat gerçekten o konuda benim en azından hayatımda önemli bir karakter. Sevdiğim bir arkadaş. Allah razı olsun abi. Evet. Getir götür için mi önemli? Hayda. Gerekirse yaparız oğlum abimizin getir götürme. Dur peksi atıyorum. Bundan sonra beni sen kapatacaksın Fırat. Abi şimdi sen kaptansın, olmaz. Sonra derler Fırat kadroya kaptanın çantasını taşıyor diye girer. O yüzden olmaz abi o iş. Kaptan da neyini şimdi... gördün oğlum kaptanda? Bir şeyini kaptan görmedik yolda... abi. Sen de ortada karıştırma dur şimdi. Kaptıracağız olma diyoruz abi. Ne gösteriyorsun Ufuk? Abi solo peçete yüzlük 14.90 trend yollar. Fırat kardeşim ben buradan. Yani kaptansın da neyini gördün oğlum? Daha bir şeyini görmedik yani. Hiç adam kuru kafalarla geziyor. Bir takım formanız yok. Eğer ki lig başlasın bu formalarla lige katılın 1-0 gelip başlayacağım sizi. Tam takım. Harbiden zaten aynı forma değil gibi gözüküyor. Baksana. Orada buradaki ay yıldız, oradaki kuru kafa. Çizgi kuru kafa. Takmış. Abi. Ama Barış abi bir şey diyeceğim. Buyur kardeşim. Abi 1-0 yetmez be. 2-0, 3-0 verdi bari. Bir ümitleri olsun karşı takımın. Ha, aa şey ya. Of. Eren, ben bir Eren cezalıyken daha rahat atıp tutuyorsun sanki. Abi Eren cezalıyken değil. Eren abi olsa 5 tane 6 tane ver diyeceğim. Eren cezalı değil. Benim tane Barış tane abi. Verdi. Bak Laskesil maçında ben olmuş olsaydım. Bak o maç kaç kere bitti lan? 5-2 mi bitti Fırat? Ama abi adamların da çok eksiği vardı. Sadece kendi açımızdan bakmıyor. Oğlum adamların bir eksiği vardı Yunus. Olur mu abi ya? Bayağı vardı onların. İki tane, üç tane eksikleri vardı. Yani, Nihat yoktu. Kim vardı oğlum? Nihat ve Akbulut kardeşlerin biri vardı. Adını unuttum şimdi. Mustafa olabilir. Stoper oynuyordu. Mustafa Akbulut. Aynen. Nihat işte. Nihat Akbulut değil mi? Nihat sağ bek oynuyordu.
Nihat yoktu. Hatta şöyle söyleyeyim. Abi ya abi bir şey diyeceğim. Hani adamlar yoktu ama gene bize karşı çıktı. Yusuf Batur var abi. Adam ayıvan yani. Koy sahaya. Kimi öne geçtiler ha diyorum yani. Mehmet Öztürk diyorsun abi. Senin liginde şu an gol kralı ve asist kralı. Metin desen ilk 3'te ilk 4'te. Gene yendiğimiz takım kolay bir takım değil. Yok değil. Ama yani hani Eren abi sen bize giriyorsan mesela onlara da Yunus Akbulut'u verelim diyeceğim de gene çok atardık ya. Yine atardık oğlum. Atardık. Ya belki daha çok atardığımız Eren olsaydı ama daha da çok yerdiniz Yunus olsa. Eren abi bir şey diyeceğim sana ya. Benim şu ana kadar sence ligin en rahat maçı hangisi? Bence Plajoğlu maçıydı. Sence abi? Böyle kafayı yaslayıp rahat rahat yendiğimiz. Kim diyorsun abi? Takımımızın stratejik hatasından dolayı öyle oldu o maç. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi kendi seviyemizi görüp de çıkıp çatır çatır oynayıp yendiğimiz rahat maçlardan biriydi. Ama bizim seviyemizde olmayıp daha rahat maçlar oynadık mı oynadık. Mesela Old Boys Boys maçı ilk yarı 7-1 mi 8-1 mi ne bitti. İkinci yarı bir tane gol attı. Peki Laskasıl Gulstar için şöyle yorumlar var. Kısmen de katılmıyor değilim aslına bakarsanız. Örnek vereyim. Şimdi yani ben şey olmak gibi olmasın hani baltalamak gibi olmasın ama mesela Ayek'i ona 2 normal şartlarda yenebileceğinizi düşünmüyorum. Normal fit bir Ayek'i. Hani bir fikstür avantajı söz konusu mu sence Gulstar için? Barış abi burada ben gireyim. Yok. Ben gireyim konuya. Biraz çünkü hani geçmişimizde mazimizde var. Yani şöyle söyleyeyim sana. Hani fikstürün tabii ki her takım için bir katkısı var ve sonuçta bu fikstürden herkes dizilişten bir sıradan geçiyor. Hani Ayet geçen senenin hani bizim bu sene yendiğimiz ona iki yendiğimiz Ayet sonuçta geçen aman senenin Allah şampiyonuydu. Abi ben gidiyorum yayından. Kim geldi? Sesin gelmiyor sesin. Eyvah! Ben daha yeni gördüm. Eyvah. Fırat oturuyor mu kalkıyor mu? Karar edin de ondan sonra şey yapalım kardeşim. Öyle kalkıyor. Arkandan çok tam. Abi Allah çarptın. Yalan makinesi geldi. Kaçın ya abi. Kızım ekrana bakma ne olur. Gece rüyana gider. Aman. Aa bakıyor. Eyvah yalan bulaştı kızıma. Barış. Hasan. Vay arkadaş. Coşkun ne yapıyorsun ya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapayım? Kızımla oynuyordum. Bir 5 dakika gireyim. Çıkacağım hemen. Beyanımda zaten ayrılmıyor. Fırat Başaran diyor ki Eren yalancıdır ama Coşkun'un yanına yaklaşamaz diyor. Eren'e yalancı diyen adam bir kendisine baksın ilk önce. Eren'i ben yalan söyleyen hayatta görmedim. Adam. Adam namazında, niyazında hiçbir zaman yalan söylemezdi o adam. Peki Ufuk diyor ki ben diyor kaşarım ama Coşkun kadar değil diyor. Doğru söylüyor. Bak bununla bir şey diyemiyorum. Bununla bir şey diyemiyorum. Ufuk doğru söylemiş. Yani benden kaşarı yok mu diyorsun? Ben kaşarım ya. Var elbette biz de kaşarız. Kaşar. Abi işte Ufuk'u Eren'i beni 5'e çarpıp anca Coşkun abi eklemen lazım ki onun kadar alalım abi. Eksiltiyorsunuz çünkü. Oğlum kaşarlık başka yalancılık başka. Abi yalan konusunda senin yerine kimse yaklaşamaz ya. Lütfen ayrı abi. Ayrı meslekler. Abi Pinokyo kadar dürüst değilsin. Onun en azından burnu uzuyor. Senin anca yalanların uzuyor abi. Bizim burnumuzun haline baksana. Köpek balığı gibi oldu. Coşkun, Fırat'ın formasıyla alakalı ne düşünüyorsun? Resmiyle alakalı? Kuru kafa harbiden. O ne alaka Eren? Herkese kendi fotoğrafını... Çizgi bilim izin iş gelmiş adam forma bastırmış. Ben Laskas forması zannettim. Fırat böyle sürekli takım değiştiriyor ya. Abi bu konuları konuşmuştuk seninle. Senin yaptığın ayıp şimdi. Hayırlı olsun. Bundan ben de şikayetçiyim biliyor musun? Bak benimkine bak. Bak. Evet. Ay yıldız şekli kesiyor mu? Çok güzel. Ama o adam çizgi filmi izlemiş ondan sonra gitmiş forma bastırmaya işte. Ne mi sıkıntı yani? Ya bunlar Fırat'la Gökhan. Tamam transfer döneminde anlaşmışlar ben duydum zaten. Aha. Coşkun abi duymayı bırak. Bize zaten farklı forma yaptırdılar abi. Her an gidebiliriz diye. Haklı adamlar. Haklılar. O yüzden Eren diyordu transfer sezonu bittikten sonra forma yaptıracağız diye. Bak şimdi parçalar oturuyor kafamda. Makarayı bırakın da abi. Coşkun abi ne kadar veriyordun abi bize?
Onur abi para verecek. Onur abi bomba gibi geliyor ya. O da oynayacakmış artık. Oo maşallah abi oynasın ya. Onur abi. Abi bu gençlik kimse bugün oynayamayacak. Size söyleyeyim mi? Hepimiz aynen. Evde oturmaktan fokbalı gibi olacağız hepimiz ha. Hiç sorma ya. Sıkıntı büyük Eren ya. Temmuz'a kadar geçmez diyorlar. Barış'ı düşünsene Temmuz'a kadar. Ya şöyle bir şey. Abi mavi ekran verdim. Düşünemedim. Bak arkaya yeşil yapmış baksana. Güzel çıkmış ama. Ya çok karanlık kalıyordu. Erde koydum arkaya. Vay be. Vallahi dostları gördük. İyi bir program oldu ya. Ben çok en keyif aldığım programlardan biri oluyor gerçekten. Coşku sana şunu sorayım. Siz oynadınız mı şeyle Gulstar'la? Oynamadınız mı? Oynamadık. Abi. Benim oynamak istemediğim takımlarda. Benim ahım var. Siz evet. Bizi elediniz oğlum. Yandınız Coş. Evet. Geçen seneden... Ama bir... Lanlı Lunlu konuşuyor. Bu arkadaşı alabilir miyim? Ya böyle bir şey. Ben Eren Bey diyorum. O bana hakaret etmeye devam ediyor ya. Coşkun Bey bizim başta öyle kırmızı kart yemeden, olan golü de vermeden bitmez maça. Sizin takımımız var ya. İçin kickboksa hazırlanıyoruz biz. Oğlum Lanlı Lunlu... Abi yakalarsan yaparsın kickboksu. Sıkıntı yok. Oğlum sen polis çağırmaya gidiyorsun zaten. Bilmiyorum abi artık. Özetten biliyoruz ha. Polis çağırmaya gidiyor. Coşkun Lanlı Lunlu konuşuyor falan diye şikayet ediyorsun. Adama zaten 10-15 maç verdik. Daha ne yapalım yani? Yok Eren gerçekten büyük bir kayıp. Diğer tarafta da yok. Kayıp oldu ama yani lig için büyük bir kayıp. Ben Ghostar'la oynamak istemiyordum normalde. Eren gittikten sonra biraz daha rahatlarız dedim. Geçen sene karşılaştık. Faruk Hoca ile Nazif abinin en zorlandığı adamlardan bir tanesi. Mesela Alp Nazif abiyi bitirmişti. Ama Eren de Faruk Hoca'yı çok zorlamıştı mesela. Orada bir onlar ama bize şey yaptılar. Ya bizim biraz tuzağımıza düştüler. Çok açık oynadılar. Aynen. Siz daha bizim takıma karşı daha rahat pas yaptınız. Bizi pasla aynen. Zaten buldunuz. Anladın biz, mı? Biz olgun oynadık. Onlar kendi yani hani derler ya gençlik. Biz panik yaptık. Panik. Aynen. Yani Zaza Eren'in ayağına bir vurdu. Ben kırıldı zannettim ya. Ya deniyor ya. Beni çıldırttı. O maçtan sonra bir arkadaşlar, ay arkadaşlar böyle bir yayın olmaz. Böyle çocuğa deniyor diyor. Gerçekten abi... Sıkıntı kalınmıyor pek. Yok be. Gerçekten uzun süre konuşulacak bir yayın olmuş olabilir bu. Eren gerçekten sıkmaya devam ediyor. Eren bir de sana şeyi soracağım. Bektaş'ı soracağım. Yiyorsa ona da sık diyeceğim. Ne düşünüyorsun Bektaş'la alakalı? Bektaş çok fit duruyor. O kilo almış mı? Abi Bektaş'a bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bektaş benim ellerimde büyüyen bir çocuk. Tamam mı? Hı. Ben ona İstediğimi söylerim. O benim asla sözümden çıkmaz. Asla yok. Bana karşı da gelmez. İstersen bunu yüz yüze geldiğinde ona da sorabilirsin. Niye gülüyorsun Fırat? Adam bir şey konuşuyor burada. Abi tutamadım kendimi ya. Çok güzel. Yalan mı bu? Bu da mı yalan? Yakaladı. Abi bak ben ne diyorum? İsterseniz yüz yüze geldiğinizde sorarsınız. Ama bak, bu beşinin fotoğrafı gerçekten. Cehennemde yanacaksınız. Hepimizin kasetleri takacaklar. Kurtulan olmayacak çok. Yani. Ufuk gülmekten bir hal oldu zaten. Ya Ufuk'la zaten her akşam oyun oynuyoruz biz ya kardeşimle. Beni gülmekten öldürüyor ya. Fırat çok iyi oynuyormuş. Ben de katılacağım diyor. Çok Fırat. Gerçekten oynuyor mu Fırat? Abi indireceğim bu akşam. Görürsün oynayıp oynayamadığımı. Aa gel bakalım. Çok hızlıyım diyor. Sağdaki kadar hızlıyım ben abi. PUBG şekli mi oynuyorsunuz PUBG? Yok. Counter oynuyoruz. Nereden? Üstüne. Bilgisayardan. Çok iyi. Vallahi Ufuk kardeşimi de özlemişim ya. Eren abi. CS'de yalan yok abi. Sen gelme oralara. Bak. Ulan eski CS'lilerden kim kaldı sen biliyor musun? Oralara da yalan bulaştırma abi. Orada temiz kalsın bırak. Eren de niye bu kadar uğraşıyorlar ben çözemedim ya. Eren yalan konuşmuyor. Eren yalan konuşmaz ki. Sinirleniyorum ya. Onlar hoşuna gidiyor. Sinirleniyor mu? Çabuk mu sinirleniyor? Abi yalan konuşmuyor zaten. Yalan tillah olmuş. Başka bir şey yapıyor. Bak, adam başka seviyor. Fırat'ın altına da bir kare Turgut Alagöz tamam. Abi o konuyu karıştırma lütfen. Bak, rica ediyorum. Yok oğlum seni kastederek değil. Yalan konusunda. Bu yani pamuk şeker ya. Turgut'la Fırat yan yana evet mükemmel bir ikili olur. Abi bak Akçay mı Turgut mu? Özür dilerim Akçay Dobra.
Dobra yalancı Akça. Dobra yalancı, doğru. Tamam biraz yalan da var ama Dobra yani. Ama Eren sana bir kadro sayıyorum. Ufuk sözünü böldüm de bak. Bu kadro kim? Ufuk Günsür, Murat Akçay, Turgut, Berat, ondan sonra bunlar da Bartu. Sanki bu takımın ismi olsa Yalan Spor olur Murat. Yalan Spor, evet. Yalan Yolu. Yalan Yolu. Yalan Yolu Alfa Yalan Yolu. Alfa Yalan Yolu. Peki Coşkun, sana bir soru sorayım. Kadronda 3 tane lisanslım var. Turgut, Berat, Akçay. Kimi oynatırsın? Hiçbirini. Çok zor bir soru. Bak halı sahada bir Akçay yazarım. Akçay yarım takım abi. Akçay yazarım Akçay. Ama 2'de Berat mı Turgut mu? Turgut'tan biz verim alamadık. Başspor olarak. Adamı sol bek oynatırsan alamazsın tabii. Turgut çabuk küsüyor. Oynamadığı zaman küsüyor. Bak sol bek oynatıyorlar. Hayır biz onu sol açık gibi oynattık. O göbek gibi oynattık. Ama Turgut'un yaş akranı olmayınca sıkıntı oluyor. Yaş akranı olacak. Sizin takım biraz daha... Bunu anlayacak birkaç kişi. Tiraj yoluna kesinlikle katkı sağlar. Kesinlikle bak. Kesinlikle katkı sağlar. Ben şu an bunu söylüyorum. Berat'ı keser Turgut. Bence Turgut oynar. Bu yayını Berat izleyecek mi? İzleyecek. Valla ben de Turgut'u daha çok beğeniyorum abi. Ne yalan söyleyeyim. Eren, dün Ufuk'la Berat birbirini bıçakladılar oyunda zaten. Şimdi burayı germeyelim biraz. Özel meseleler açılmaya başlandı. Eyvah eyvah. Evet, sıkıntı olur yani. Dün benzinlikte buluştular saat 12'de. Ya Berat şu anda şey yapıyor bu arada. Canlı yayın var mı yazıyor. Ben buradan Berat'a da... Geldim babacığım, çıkıyorum. Berat'a da... Hayır, bence çıkmamalısın. Berat'ı da yayına almayı düşünüyorum. Bakalım o zaman ne olacak? Cehennem VIP o zaman. Bu arada arkamda ne yazıyordun? Arkamda eşim bir şey almış ama ben anlamıyorum ne yazdığını. Beşiktaş sandın mı da şimdi D'yi görünce? Yok. İngilizce bir şey yazıyor. Ben anlamıyorum. Eşim oluyor. Eve ben de biliyorum Barış. Para şey oluyor. Hanım köylü diyorlar senin için. Aa. Abi arkamdan konuştular. Konuşturtmayayım değil mi? Ben de konuşturtmayayım. Barış bizi... Ben oğlum, biz evde kedi beslemiyoruz. Aslan besliyoruz diye. Bizim evdeki masaların hepsi yamuk ya. Hanım köylü diyorlar. Çocuk bakıyormuş. Ama Eren bak bir şey söyleyeyim mi? Senin aile yaşantını tam bilmiyorum. Yengeyle araba falan kullanıyorsun ama Barış kadar kimse olamaz. Bak böyle bir adam olamaz yani. Çok mu Hanımköy? Tabii. Barış Hanımköylü mü? Eve girmiyor ki adam. Sen karantinada dışarı çıkıyor sürekli. Bak adam... Karantinada bile nereye gidiyorsun abi? Gözünü seveyim. Açık bir yer bile yok ya. Ya Barış'ı bir görsen köpek dolaştırma diye çıkıyor bir daha gelmiyor eve. Aramıyorlar ama. Barış neredesin falan demiyorlar. Enge de ümidi kesmiş abi. Coş abiyle konuştuk dün bu konuyu. Bak evet. Coş hatırlıyorsan. Yavuz Selim var bizim arkadaş. Böyle bir grubumuz var bizim. Şimdi ben devamlı dışarı çıkıyorum. Hadi beyler görüşelim. Hadi yapalım falan filan. Coşkun'la Yavuz'la var bir süre. Tamam mı? 3-4 gün sonra Coşkun salonda yatmaya başlamış. Coşkun bana diyor ki sana bir uyduk diyor, yatak odasına giremez olduk. Gerçekten arkadaşınızı iyi seçmeniz lazım. Eren gerçekten. Asel hoş geldin diyor abi. Hoş bulduk diyor. Konuşamıyor, yalan söyleyecek söyleyemiyor. Asel yayından çık abim, burada bak çok yalan var, bulaşmasın sana da. Asel tamam kuruldu. Evet. Yazma kızım basma. Coşkun sen... Eren abi saldırıyor. Selameti için. Efendim? Sen ne düşünüyorsun ligin selameti için? Ne zaman biter bu iş? Ya Barış bu ekmek almaya gittiler yani Ufuklar falan gitti. Adamı dövdüler falan şey muhabbetine. Karantinadan 2 saat önce. Sıkıntı oldu ya orada. Abi özelimizi niye paylaşıyorsun ya? Özür dilerim kusura bakma. İstasyonu yağmaladı Ufuk çünkü orada. Ama ben gülmek bir yana da Temmuz'u inşallah bulmaz. Haziran falan bulur gibi geliyor ya. İlacı buldu diye yazmış yani haber kanalında ama çok inanasım gelmedi. Bizimkiler mi bulmuş? Ya bizimkiler bulmuş. Yalan konuşuyorlar. Herhalde doktor bizim gibi birisi yani. İlacı buldum diye atıyor ortaya. Onlar inanıyor. Bizim Eren'e söylüyor herhalde değil mi? Sanki abi ben yalanı buldular. İlacı mı buldular bilmiyorum da. Bak ben Eren'le
bir turnuvada oynadık. Fabrikalar arası falan. Çağırdı. Eren'in bir tane yalan söylediğini görmedim. Ya adamın üstüne niye gidiyorlar anlamadım ya. Ama şimdi abi, kıskanıyorlar ya. Beni. Coş. Kıskanıyorlar kardeşim beni. Bence de. Şimdi Cem Yılmaz da diyor ya, hani bir paradoksu açıklıyor yani. Yalan söyleyebiliyorsan eğer zaten yalancı diyemezsin. Yakalayamıyorsun. Yani evet. Yalanı beceremeyen adamı yalancı denir. Hem söylersin. Biz Eren'le yalan sanat okulundan mezunuz. O yüzden yakalayamıyoruz. Ama Coşkun'u çok söylüyorlar yani. Turgut olsun, Akçay olsun, yalanı bulan adam diyorlar. Eren için ben... Ya diyenlere bak Barış, Allah'ın aşkına. Diğer ikiline baksana. Harbiden diyenlere baksana yani. Körler sağırlar birbirine ağırlar abi. Olabilir de şimdi Fırat da doğru adamdır, dürüst adamdır. Eren'e yalancı diyorsa vardır bir bildiği yani. Bak, bak Fırat ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Ben Fırat'ı tanıyana kadar yalan nedir bilmiyordum biliyor musun? Ne Fırat'ı tanıdım. Ne zaman ki Fırat'ı tanıdım yalanı öğrendim. Çünkü adam bir gördüm tamam yalan yazıyor. Üzerinde yalan yazıyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben bir kere ben bir turnuvada Fırat'ın üstüne çok geldiler falan. Fırat bana açıklama yaptı. Meğer Fırat değil geri kalan herkes yalan konuşuyormuş. Fırat dediği gibi Barış'ın doble konuşmuş. Peki Fırat'ın şu demesine ne diyorsun? Ben bir takımla başladıysam asla bırakmam diye. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Sizinle konuşmak güzeldi. Yani evet. Görüşmek dileğiyle. Abi bir dakika. Bir dakika. Bana az önce Berat Demir'den gelen mesaj. Tipe bak. Orada bir küfür içeri ekrandaki yazmış. Tipe baksana abi. Abi saça baksana Allah'ın aşkına. Böyle bir şey yok. İyi de. Sesi gelmiyor onun. Ufuk açamadı. Boş ver. Boş ver oğlum. Kulaklık. Abi boş ver harbiden. Ufuk da sesi olur. Bartu taklitini yapıyor ya Ufuk'la. Ya sesim geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor. Biz duyamıyoruz seni. Ses vermeyin. Aa gelmiyor mu? Yok, ses yok. Vermeyin arkadaşlar. Yok kardeşim. Ses vermeyin. Allah Allah. Gelmiş oldu. Salah yatın, salah gider belki. Abi duymayın. Ya Fırat. Çok yakışıklısın ya. Sen de kardeşim benim. Bu ses senden geliyor değil mi? Yapma şunu. Herkes anlamasın yapma. Aşırı güldüm. Berat hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl Barış Bey? Ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor karantina günleri? Karantina günleri valla oyunla geçiyor. Bir arkadaş grubuyla beraber. Ufuk her saat. Saati ben size söyleyeceğim. Özelden yazacağım Ufuk. Tamam. Burada konuşmayalım. Tamam burada konuşma. Sakın ha saat oyun saati. Oyunlarla geçiyor. İçinde Coşkun abimiz de var. Eğlendiriyor güldürüyor bizi ya. Ne oynuyor kanka? Oğlum. Maskot mu lan? O Coşkun abi seni eğlendirecek, güldürecek. Terbiyesiz. Ya yok da işte idare eder, güldürüyor arada bizi. Ama bu aralar yanlış yapıyor. Tamam burada şeyde ben benim... Fırat bu arada çok kulaklarını çınlattı. Berat'tan daha yakışıklıyım diyor. Ayrıca kramponlarımı taşır falan diyor. Biz dedik seni bir yayına bağlayalım bakalım. Şu sorulara, şu demeçlere bir cevap ver. Ne diyorsun? Tabii ki. Hemen cevap vereyim. Fırat özellikle çok hızlı bir kardeşimiz ama hızlı olması bize sökmez. Ya yani kramponlar, mraponlar, boyakları geçsin bir kere. Fırat bizim tırnağımız ama. Bunu 3 tane attı adamlar. Yendiler evet, mi bu evet, sizi? Yendiler abi biz yoktuk Kayra'yla. Eskişehir'deydik ya. 0 yendiler. Bu doğru. Gol yememişler bir de. Bu doğru ya. Sen Coşkun abi. Coşkun abi. Gol yememiş. Efendim Fırat'cığım. Çirkef Berat'ı biliyorsun değil mi abi? Berat halı sahada bana karşı yapmadı da bizim takımdan bir iki kişi ona karşı çirkefleşince o da çirkefleşiyor. Abi sana bir şey diyeyim mi? Ben böyle lanet bir şey görüyorum. Korona gibi Kur'an çarpsın ya. Abi bir kere bak bu ayakları geç tamam mı? Korona moranı değil abisi. Ben yanlış bir şey yapmadım. Bir kere ben yanlış yapmadım kardeşim maçta. Berat sesin gelmiyor. Neden gelmiyor kardeşim? Böyle oluyor Berat, ister istemez. Çünkü küfür muhabbeti de. Ben seni tanımıyorum. Sen de beni tanımıyorsun. Şimdi böyle birbirimize foul yapıyoruz. Ondan sonra al dersen ben de sıkıntıya giriyorum. Abi yayındayız abi. Burada dıt diyebilirsin Berat. Ama bir şey diyeceğim abi. Bu adam sağda küfür ediyor. Bu adam yayında küfür edince mi sıkıntı oluyor yani? Bırakın herkes ayakta. Ben anlamayacağımı. Olmaz çıkılırız. Saygılıyız. Oğlum. Sağ içinde küfürümüz var. Ama yayında saygılıyız.
Sen abilerine karşı niye küfür ediyorsun? Terbiyesiz. Yapıyordun, tam yapıyordun. Ufuk, Berat'ın saçlar takma mı Ufuk? Taktırma, taktırma. Eren, spor yapıyor musun Eren? Abi koşuyorum, bak benim yürüyüş yolum var. Göstereyim size. Abi sorma şöyle şeyler ya. Bak benim ününü yürüyüş yolu, tamam mı? Bak coşkuyor mu? Şey gösteriyor bak. Abi zaten 5 metrede oynuyor. Yeter okul orası. Ha yetiyor bana burası. Aynen. Bak coşkun hareket yapıyor bak. Eren. Coşkun. Eren artık benim en sevdiğim kardeşim. Zengin o da. Futbol sahası var. Adam mı geldi? Evet. Yavaş yavaş. Ben müsaadenizi isteyebilir miyim? Yemek yiyeceğim de. Evet, biz de artık yavaş yavaş programı kapatıyoruz zaten. Çok güzel bir program oldu. 2 dakikanı daha alayım senin Eren. Kapatacağız çünkü. Ben herkese teşekkür edeyim katılan. Ben çok eğlendim programda, çok güldüm. Fırat hala gülüyor. Neye gülüyor bilmiyorum. Yalan keşke abi. Hareketleri yakalayamadım. Şey abi, harbiden sağdaki kadar yavaşsın. Biz yayında kalabiliyor muyuz? Yok yok. Barış abi tamam, sen konuyu görüşmek üzere devam ederiz abi. Biz istemiyoruz öyle bir şey. Peki ben yavaş yavaş önce Eren'den başlayayım. Eren'e vereyim son sözü madem acelesi var. Eren son mesajlarını alayım. Güzel bir program oldu. Biz çok eğlendik. Sen de espri kaldırıyorsun. Teşekkür ederim sana da. Renk kattın. Son mesajlarını alalım sonra uğurlayalım seni. Sadece espri kaldı. Hepinizi çok seviyorum. Hepimiz kardeşlerimsiniz. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Evet kendine Eren'cim. Görüşürüz. İnşallah korona muhabbeti geçer de bir an önce sahalara istediğimiz özlediğimiz yere döneriz hep beraber. Yalan söylerken böyle duruyor mu telefon? Dolma yapıyor kanki o zaman. Dolma yapıyor. Şimdi çaktır mı burada? Peki teşekkür ederim Eren. Sağ ol. Katıldın. Renk kattın vallahi. Güzel, çok... güzel yalan attın Eren. İnşallah bir dahaki programlarda sözleştiğimiz saatte iştirak edersin diyelim. Görüşürüz şimdilik sana. Olur olur abi, sıkıntı yok. 5-10 dakika sarkabiliriz belki. Bazen dediğim gibi oluyor. Eren abi sen şimdi çıktıktan sonra burada arkandan sallayacağız. Peşin söyleyelim, haberin olsun. Sallayacaklar. Biliyorum. Ben de sallayacağım. Ben de. Onları boşver. Ben de sallayacağım. Peki. Ayıptı mı lan? Küfür edecek şimdi. Küfür edecek şimdi. Ya Eren yemeği mi? Yemeği mi Eren? Eren dondu. Sanki yemek olmuş, gideceğim. Abi yalan söylüyorum. Sen de coşkun kadar hanım köylüymüşsün ha. Saçmalama Eren'in neresi hanım köylü? Allah'ın aşkına şuna bak ya. Şu güzelliğe bakar mısın? Allah'ın özünü bize ne yapmış değil mi Coş? Ya lütfen. Ya. Niye böyle bir yakınlık kurdunuz şu anda? Biz Eren'le görüşüyoruz zaten. Normalde mesajlaşıyor sürekli. Ne tarz yalanlar söyleyebiliriz. Nasıl bu işi daha iyi ilir. Peki o zaman Ufuk'a döneyim. Ufuk son mesaj. En son geldi bana en son. En son mu? Tamam o zaman. Fırat'a döneyim. Bu star defterini kapatarak. Fırat son mesajlarını alayım. Burada... Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Kusura bakma da. Ben buraya ilk geldim son giderim. Yok öyle bir dava. Herkes baksın dalgasına. Çok nasıl iyi. Laflar arkadaşlar Barış. Vallahi çok oğlum, bu arkadaşlar biz ya. Benim yolum hiç çaktı böyle giderli atarlı konuşmayacağız diye bu programda. Ya böyle abi şey biz en azından mi? Yalan söylemiyoruz yayında. He? He mi? Bana mı sallıyor abi? Ne oldu abi? Hayırdır Fırat? Kapışmış. Yok. Fırat niye kışın oğlum sen? Ben söyleyebilirim. Ben gideceğim. İçeride bekliyorlar. Tamam hayatım. Beni de abi. Yani çok güçlü iki takım yalan konusunda. Yani Plajyolu 3-0 kaybetmiş ama bir dahakine inşallah kazanırlar. Çok sevdiğim kardeşler. Her şey vardır. Aynen. Çok mutlu oldum hepsini gördüğüm için. Gerçekten moral oldu bana da. Hepinizi seviyorum. Dikkat edin kendinize. Arkamdan sallayan önünden şey. Böyle olur mu abi? Şuna bak, terbiyesiz ya. Kırmadım. Bir daha biliyoruz ya. Sağ ol, teşekkür ederiz. Akşam Ufuk 11'de görüşürüz. Abi saat vermiş. Tamam. Tamam Tezcan. Konuşacağız onu tamam. İsim vermiş Tezcan. Evet Berat, senden de son cümlelerini alalım. Yavaş yavaş kapatacağız programı. Sen de geldin, sağ ol. Kısa da olsa renklendirdin programı. Rica ederim abi. Öncelikle Coşkun abi çıktı galiba.
Çıktı evet. Şu abi hayırdır ya. Sallayabilirsin. Yani, yalan malan ağzından yalan. Ya herkese yalan malan diyorsun abi. İzmit'e en büyük yalanı sen getirdin bir kere. İzmit'teki en büyük yalanı sen getirdin. Kendi yalanına inanamayan adamsın abi. Eren abi de gitti. Eren abi de yalan ben dolandım. Hep böyle anlattım bence. Abi, Eren abi de gitti. Ayıp yani. Eren abi sen de bize şekil şukul yaptın. Burada da böyle tatlı tatlı konuşuyoruz abi. Böyle olmaz yani. Neyse onunla sadece konuşuruz abi. Neyse çok güzel. Oğlum sesiniz hala geliyor bak. Yakalandı yakalandı. Kapat. Kapat. Olmadı olmadı. Bir şey demedik. Yap hareketini. Evet, evet artık programın sonuna geldik. Kapatmamız lazım çünkü yayında kapanmak üzere. Kısaca son cümlelerini alayım tekrardan Berat. Sonra kapatacağız yavaş yavaş. Vallahi bu zor günlerde böyle yayın, bağlanmalar falan çok güzel oluyor Barış abi. Vallahi yine o konuda sağlık senin de. Sen de güzel bir şekilde uğraşıyorsun abi. Yani inşallah elbet hemen bir an önce geçer. Bir an önce geçtiği gibi de sahalara geri döneriz. Ufuk yapma şöyle hareketler kardeşim oradan güldürme beni ama. Berat kardeşim duyduğuma göre sen yedekmişsin ama Turgut kesecek kesiyor mu seni Ufuk öyle şeyler dedi. Bizde kardeşim öyle konuşmalar olmaz. Bizde kim iyisi oynar. Bu birincisi. Kardeşim valla bana öyle dedi. Bak bana dedi ki ben dedi hiç Turgut'un dedi Berat'ın dedi kesileceğine inanıyorum dedi. Turgut dedi bizim takıma daha yararlı olur dedi. Birebir duydum Barış abi de şahitim. Hiç kardeşim. Yok. Yayın kaydını izleyelim. Bizi bu saatten sonra hiç kimse bölemez. Bunu da böyle bilsinler. Kardeşim tamam benim bölmek bölmemek değil. Biz bölmeden de koyup geçiyoruz. O sorun değil benim için zaten. Aa, nasıl konuşacağım yayında ya? Biz bunları nasıl getiririz be kardeşim ya? Merak ettim kardeşim. Sana böyle bir laf edildi. Benim gururuma dokundu. Ben dedim hani bu takıma... Ne dedin? Turgut Bey, Schmeichsteiger gelsin. Az kardeşim bir kesemez dedim. Bakayım. Allah Allah tamam. Berat'cığım beyin kaydını izleyelim. Ama kardeşim... Ama bu yayınlanacak. Ben onların hepsini duyacağım. Yayınlansın gör. Abi Barış abi bir daha da çoluk çocuğu alma abi böyle. Yani. Eren abi çıktı. Konuşasın ya. Bu ne abi? 99'lu çoluk çocukla konuşturuyor bizi ya. Abi canım Coşkun abi mi çekeceğiz abi? Her yayında ayrıcılığı mı var Coşkun herkes abi? Herkes başka terden konuşuyor. Bana sallıyor oğlum adam. Bana sallıyor. Evet beyler çok az dakikamız kaldı. Berat senden hemen bir cümle alalım. Sonra kapatacağım yavaş yavaş. Abi iki saattir benden bir cümle oluyorsun abi. Kovacaksın kov artık yani. Yok oğlum gitmene gerek yok zaten. Hep beraber kapatacağız. Bu dörtlü kapatırız programı. Teşekkür ederim sana da katıldığın için. Yani abi inşallah hep beraber bir an önce geri dönemiz sağlarda oluruz. Herkes bunu bekliyor zaten. Herkes sağlıcakla kalsın. Hepinizi seviyorum. Evet Ufuk senden de son cümlelerini alalım. Yavaş yavaş kapatalım. Abi yayındaki herkese teşekkür ederim ben. Çok zevkli bir şey oldu. Zaten normalde dışarıda da dostane bir arkadaşlığımız falan filan var. Hani buradan salladıklarımız kusura bakacaksa baksın hiç umurumda değil. Programın amacı bu yani. Herkese teşekkür ederim ama bir daha yani Eren abi, Coş abi bunları almıyorum yani. Bak biz bize böyle konuşurken. O kadar yani son 10 dakikaya kadar güzel yayın. Şu arkadaş girince biraz bozuldu yayın işte. Yani herkese teşekkür ederim. Fırat'tan bahsediyorsun galiba. Fırat bozuyor. Yani. Aynen. Fırat çok kardeşime çok... de teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ ol. Teşekkür ederiz bize katıldığın için. Fırat en son seni senden alalım. Sen abi benim şu an karşımdaki ikili konu görünce hani böyle nukum tutuluyor. Hani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. O yüzden bu konuda yorum yapmayacağım. Hani küçük olanlar her zaman konuşarak aslını yaşatıyor. Kopyalar işte görüyorsun abi soytarıları. Sağ olsunlar maskotluk yaptılar, güldürdüler bizi. Allah razı olsun kardeşlerimden, abilerimden. Futbol konusuna gelirsek abi vallahi yanıyoruz ya. Hani çok özledik futbolu. Hani evde spor yapıyorsun ama o topu o kaleye vuramadığın sürece, süremediğin sürece yani insan patlıyor açıkçası. İnşallah hani bıraktığımız yerden devam etmek nasip olur. Bu sene güzel gidiyoruz. Herkes yani bizim için güzel bir sene oluyor. Bu sene en azından patlak vermesin yani. Onun harici herkese sağlıklı günler diliyorum abi. Ne diyelim Golf Star adına herkese selamun aleyküm. Aleyküm selam pekala. Ben de son olarak şöyle söyleyeyim. Eğlenceli bir program oldu. Gençleri bugün konuk aldık. Gençlerle goy goy yaptık. Katılan herkese Golden League ailesi olarak teşekkür edeyim. Aynı zamanda da bu zor günlerde destek olmak adına evden mümkün olduğu kadar çıkmadan bu virüs illetinden bir an önce kurtulup yeşil sahalarda görüşmek üzere ve herkese iyi akşamlar diyelim. Görüşmek üzere. Evde kal Türkiye. Demagoji yapma. Neyse. Herkese iyi akşamlar. Evde kal Türkiye. Evet.
Şampiyon sonunda plaj yolu olacak. Berat, sen yedek kalırsan neden olmasın kardeşim? Turgut da gelmiş. Kapat. Elbet buluşacağız. Kapat. Hadi görüşürüz. Kapatamıyoruz programı malum. Barış evet. Abiyi de arkanıza almışsınız. Yürürtüyoruz abi. Evet. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Barış abi gerçekten konuşunca kapat. Kapat. Tezler orada mısın?